Fokus'ta karşınızdayız. Herkese günaydın. Evet, gelen açıklamalar, özellikle koronavirüse dair açıklamalar, bilim kurulu üyelerinin kararları var. Bugün gün boyunca konuşacağız. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bilim kurulu toplantısında COVID-19 yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesini tavsiye etti. Ve bu süreçte de aslında önümüzdeki dönemde kapalı yerlerde vakit geçirme, belki alışveriş merkezlerinin saatleri, belki restoranların açılış kapanış saatleri ya da bir süreliğine buraların kapanması, bunlar söz konusu olacak mı? Sektörü nasıl etkileyecek? Çünkü tüm Avrupa'da, Amerika'da sıkı önlemler alınmaya başlandı. Hatta dün konuştuk burada, biliyorsunuz. Örneğin Avusturya 3 hafta boyunca sokağa çıkma yasağı ilan etti ve her yeri kapadı. Konuşacağız. Reel sektörü yansımalarını konuşacağız. Öte yandan bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Onu da detaylandıracağız. Oradaki beklentiler önümüzdeki dönemde yatırımları nasıl etkileyecek faizlerdeki yükseliş? Kurun yükselişinin önüne geçildi. Bunun elbette pozitif katkısı var ithal geriler anlamında. Hepsini detaylandıracağız. Birazdan Hitay Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay bizimle olacak. Hemen akabinde vergileri de ele alacağız. Biliyorsunuz vergi yapılandırmasıyla beraber hazinenin vergi gelirlerine de bunun katkı yapması bekleniyor. Son yapılandırmayla beraber 500 bin kişinin üzerinde aslında bireysel vergi ödeyicisinin yapılandırmaya başvurması beklentisi var. Buradaki detayları da KPMG'den Emrah Akın'la konuşacağız ve program açılışında bahsettiğimiz COVID etkisinde restoranlar çerçevesinde TÜRİT Başkanı, Turizm Restoran Yatırımcıları Derneği Başkanı Kaya Demirer'le ele alacağız. Şimdi vakit kaybetmeden hemen ilk konumuza gidelim. Hitay Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay bizimle dedik. Emin Bey, hoş geldiniz Zeynep. Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkürler. Ben biraz aslında bu dönemde, yani pandeminin bu kadar belirsizliği sektöre getirdiği bir dönemde ne kadar reel sektör risk iştahı açık, ne kadar risk almak istiyor, ne kadar girişimciliğe, startuplara yatırım yapıyor, kendi yatırımlarını, kurum içi yatırımlarını nasıl şekillendiriyor, biraz onu sorarak başlamak istiyorum size. Sesinizi alamadım. Bir daha söyler misiniz lütfen? Tabii ki. Düşük geldi ses. Tabii ki. Bu dönemde özellikle pandemi döneminde bu kadar yüksek belirsizlik varken yatırımları sorarak başlamak istiyorum size. Hem girişimciliğe, startuplara hem de kurum içindeki yatırımlar bu dönemde reel sektör tarafından ne kadar iştah var sizce? Tabii ki, yani şu pandeminin oldukça büyük etkisi var yatırımlar konusunda. Belirsizlik söz konusu ama şu anda aşının anons edilmesiyle birlikte bir rahatlama yaşadı dünya, bildiğiniz gibi. Yani dünyada da, ekonomide, borsalarda bir yükseliş söz konusu. Bu seçimlerin de etkisi var tabii ki bunda. Ama yine de bir tedirginlik var yatırımcı olarak, girişimci olarak bizlerde. Biraz daha bekleme düşüncesindeyiz açıkçası. Bir takım planlarımız var ama birazcık askıya aldık diyebiliriz. Peki şimdi biraz teknoloji yatırımları üzerinde de konuşalım. Özellikle Hitay Holding olarak siz bu seneye nasıl başladınız? Ne kadarlık yatırım hedefi koydunuz Hitay Holding olarak ve teknoloji yatırımlarının önemine binaen oradaki aslında iştahınız, ilginizi de merak ediyorum. Şimdi biz son olarak zaten Fujitsu Technology Solutions'un Türkiye'deki bilişim şirketini satın aldık son olarak, biliyorsunuz. Dolayısıyla bu konuda iştahımız var. Bu yılbaşından beri sürdürdüğümüz bir satın alma işlemiydi. Bunu sonlandırdık Ekim ayının sonunda. Bu anlaşmanın 3 boyutu var, bu satın almanın. Birincisi, şu an biz Fujitsu'nun Türkiye'de bağlı olduğu Fujitsu Almanya'nın Tier 1 satıcısı olduk. Yani doğrudan Almanya'dan biz distribütör kullanmadan ithalat ve satış yetkisine sahip olduk. İkinci olarak tüm Fujitsu ürünlerin, satılmış ve satılacak ürünlerin servisini verme yetkisine sahip olduk. Servis iş ortağı olduk. Son olarak da Fujitsu Almanya'nın küresel çapta yapmış olduğu global anlaşmalar yaptığı şirketler var. Büyük markalar bunlar. Örneğin Nutanix gibi, Sapana gibi, Trend Micro gibi. Bunların Türkiye'deki satışını ve servisini verme yetkinliğine kavuşmuş olduk. Bunun dışında tabii ki bizim radarımızda olan bir takım işler var. Bunlar örneğin güvenlik teknolojileri, ödeme sistemleri gibi alanlar. Bunlar konusunda da çalışmalar yürütüyoruz. Yakın zamanda girişimlerde bulunmayı planlıyoruz.
Peki şimdi burada biraz detaylara baktığımızda son dönemde özellikle sizin portföyünüzde bulunan şirketler arasında Türkiye'nin lider sistem entegrasyon sağ hizmeti şirketi Teknoser ve bunun en büyük online araştırma şirketleri de var. Biraz buraya dair detayları da paylaşır mısınız diğer iştiraklerinize dair? Şimdi bizim sözünü ettiğiniz Teknoser şirketi. Öncelikle bir pazardan söz edeyim isterseniz. Yani lütfen. Türkiye'deki pazarın durumunda son yıllarda, yani bu son yıl demeyeyim ama son yıllarda hafta olsa bir daralma söz konusu. Yani pandemide özellikle commodity dediğimiz server storage ürünlerinde bir daralma var. Ama bunun yanı sıra da tam tersi olarak da dijital tarafta, yani dijital yöne evrilme anlamında bir transformasyon var. Bu transformasyonda da doğal olarak işte siber güvenlikle ilgili, mobil cihazlarla ilgili satışlar çok daha fazla artmış durumda. Yani bir tarafta azalma, bir tarafta da artma söz konusu. Özellikle dediğim gibi laptoplar, mobil telefonlar, akıllı telefonlar, özellikle büyük ekranlı telefonlar daha fazla satılmaya başlandı. Teknoser üzerinde baktığınız zaman biz entegrasyon pazarında rol alıyoruz. Büyük entegrasyon işleri, kamuda yaptığımız ve özel sektörde yaptığımız büyük entegrasyon işleri var. Kamuda bildiğiniz gibi bütçelerle hareket edildiği için bunlarda çok fazla kısıntıya gidilmedi. Ama özel sektörde işleri erteleme yönünde bir eğilim var. Biz Ankara ve İstanbul'da özellikle faaliyet gösteriyoruz. Türkiye çapında faaliyetimiz var ama ağırlığımız Ankara ve İstanbul olmak üzere. Ve Türkiye çapında da 77 ilde servis istasyonlarımız var, şirketlerimizin şubeleri var. 850 kişiyle hizmet veriyoruz bütün Türkiye'de, 81 ilde. Dolayısıyla yani tek bir yerden alma, ürününü, hizmetini tek bir yerden alma anlamında avantajlı bir şirket konumundayız. Peki biraz rakam paylaşabiliyor musunuz Emin Bey? Mesela yılbaşından itibaren özellikle bu yıl ne kadarlık girişime yatırım yaptınız? Bu yaptığınız yatırımlardan ne kadar geri dönüş sağlayabildiniz? Yani aslında diğer bizi izleyen holdingler ve kurumsal şirketlere de biraz örnek olması açısından. Şimdi Fujitsu şirketinin satın alma konusunda bir rakam veremiyoruz. Çünkü aramızda yaptığımız bir gizlilik anlaşması var. Dolayısıyla orada bir rakam veremeyiz. Orada bir yatırımımız var. Onun dışında yeni teknolojiler konusunda bir takım yatırımlarımız var. Ama yani burada geri dönüş hemen olması mümkün değil. Yani bunlar 1-2 sene içerisinde geri dönüş sağlayabileceğimiz işler. Dolayısıyla yani yatırımı hemen geri dönüşüm sağlamamız mümkün olmuyor yeni işlerde. Fujitsu işinde, satın alma işinde bundan sonra dediğim gibi bütün ürünlerini Tier 1 satıcısı olarak bütün Türkiye'de satacağımız için önümüzdeki sene özellikle oradan önemli oranda bir gelir elde etmeyi düşünüyoruz. Yani bizim satışlarımızı %30-35 oranında artıracak diyebiliriz. Peki şimdi buradan biraz finansman koşullarına değinelim isterseniz Emin Bey. Faiz ortamı yavaş yavaş yükseliyor. Dolayısıyla öz sermaye mi yoksa kredi kullanmak mı? Hem onu sorayım hem de döviz giderleri konusunda şirketler dövizle borçlanmayı biraz azaltıyorlar. Döviz girdilerini yerli ikameye çevirmeye çalışıyorlar. Ne dersiniz? Finansmanda faiz ve kur etkisi. Şimdi finansmanda zaten bildiğiniz gibi dövizle borçlanma bankalarda söz konusu değil şu anda. Eğer ihracatınız yoksa tabii ki, iç piyasada çalışıyorsanız dövizle borçlanamıyorsunuz. Krediler, kredi oranları TL bazında düşüktü ama şu son gelişmeler çerçevesinde ciddi anlamda yükselmeye başladı. Şimdi öz kaynak tabii ki aslında öz kaynak iyi güzel de öz kaynak en pahalı paradır. Yani önemli olan sizin bir kısım öz kaynak bir kısımda önemli bir kısmında krediyle iş yapmanız daha makbulü bu işin. Ama şu anda kredilerdeki faiz oranlarındaki artış da piyasanın koşulları da yani siz bugün kredi alıp iş yapabilirsiniz de ne kadar satış yapacaksınız ve ne kadar kar edeceksiniz? Bunun karşılığında kazandığınızdan
ne kadarını faize giderleri ayıracaksınız, onları da hesaplamak lazım. Yani biraz temkinli olunması gereken bir dönemde yaşıyoruz diyebilirim. Peki son birkaç dakika içerisinde ben biraz 2020 hedeflerinizi de sorayım. Tabii ki Fujitsu teknolojiyle imzalanan bu satın alma anlaşması oldukça önemliydi. Buna dair büyüme hedefleriniz olacaktır, çalışmalarınız olacaktır. Hem bu tarafı hem de Hitachi Holding özelinde diğer yatırım hedeflerini sorayım önümüzdeki yıl için. Önümüzdeki yıl dediğim gibi biz yani Fujitsu'nun satın alınmasından sonra bizim Teknosel'deki satışlarımız aşağı yukarı 1/3 oranında artacak. Onu öngörüyoruz. Onun dışında dediğim gibi bizim ödeme sistemlerinde ve güvenlik teknolojilerinde bir takım yatırım planlarımız var. Onları yapmayı planlıyoruz. Şu anda onun dışında başka bir yatırım planlamıyoruz. Çok teşekkür ediyorum Emin Bey katıldığınız için programa. Rica ederim. İyi günler diliyorum. Sağ olun. Hitachi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hita'yı ağırladık Fokus'un bu bölümünde. Şimdi ara vermeden hemen devam edelim. Programı açarken de söyledik yeni kısıtlamalar, kapanmalar gelir mi diye. Suriye'de gideceğiz. Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği Başkanı Kaya Demirer olacak telefon attığımızda. Kaya Bey hoş geldiniz yayına. Şimdi özellikle bilim kurulundan gelen açıklamalara baktığımızda somut önlemler alınmalı diyor Sağlık Bakanı Koca. Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında olacak önümüzdeki birkaç gün. Yeni tedbirler alınır mı diye ama İstanbul özelinde İBB'den gelen son dakikalar var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kendi sorumluluğu nezdinde bazı kısıtlamalara gitti bile. Ne dersiniz? Özellikle restoran yatırımcıları olarak siz kendi hazırlığınızı yaptınız mı? Gizem Hanım merhaba, iyi yayınlar. Şimdi hazırlığınızı yaptınız mı dediğiniz konu, biz işimizi yapmaya çalışıyoruz çok zor şartlarda. Misafirin algısında da COVID'in artık çok fazla rahatsız edici boyutta olduğu ve yoğun olduğu için işlerimizde de tabii ciddi bir sekteye uğradık. Şimdi İBB'nin kararları hükümetin kararlarıyla yani yönetimle uymuyorsa bu aslında biz vatandaşlar için sakıncalı ve sıkıntılı bir durum. Keşke bu konuda hep birlikte topyekun hareket edebilsek. Ben Sağlık Bakanı'nın çok ciddi katkı sağlayarak işi ciddi ele aldığını düşünüyorum. Ama tabii ki İstanbul Büyükşehir'de kendi hudutlarında işini düzgün yapmaya çalışıyordur elbet. Ama sonuçta biz vatandaş olarak da arada kalıyoruz. Şaşkın bir vaziyetteyiz. Bugün bilim kurulunun kararlarıyla sizin de ifade ettiğiniz gibi Cumhurbaşkanı son kararı verecektir. Son noktayı koyacaktır. Bunun içinde kısıtlama, saat kısıtlaması gelebilir. Komple kapatma gelebilir. Yani ihtimaller dahilinde bilim kurulu üyelerinden aldığımız bilgiler, masada konuşulan konular içinde bunların olduğu. Önemli olan şu Güzem Hanım, eğer aşıya artık sayılı günler varsa, yani tarihler belirlendiyse ve aşının uygulanma sistemi ve metodolojisi belirlendiyse, aşının uygulamaya geçeceği tarihe kadar malum kaynakları kıt bir durumda herkes, yani Türkiye ekonomisi de dahil buna, en uygun kararın alınması hepimizin ivedilikle istediği bir şey. Bunun için de gerekiyorsa tüm Türkiye'nin kapatmaya gidilmesi, sokağa çıkmanın kısıtlanması veya hafta sonları veya komple yasaklanması, şehirler arası seyahat yasaklanması da dahil. Yeter ki en asgari, yani en az sürede bu kararları en az süre ile almak ve sonucunda da artık daha serbest bir ekonomi ve serbest bir piyasa olarak ekonominin çarklarını döndürmek. Bu aşamada söyleyebileceklerim bu kadar. Peki hazırlıklarınızı yaptınız mı derken şunu kastediyorum. Biraz daha açayım. Belki sizden de detay alabiliriz bu konuya ilişkin. Mesela ne kadar mutfaklar dolu, stoklar ne kadar var? Kaç kişi istihdam ediyorsunuz? Eğer kapanma gelirse buradaki aslında ürünleri tabii zarar olarak kaydedilecek. Depolamanız mümkün mü? Ya da çalışan sayınızı daha da düşürürseniz bu nasıl bir gider oluşturacak? İşten çıkarmalar. Biraz bunu açabilir misiniz? Anladım. Tamam. Biliyorsunuz işten çıkarma söz konusu değil. Kısa çalışma ödeneğinin desteğiyle paralel olarak işten çıkarmanın önünün kapalı olduğu bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla kısıtlamaların yani artması ücretli durumunda ücretsiz izin kullandırılarak aslında çözüm bulmaya çalışılıyor. Şimdi işletmeler olabildiğince KÇÖ'den yararlanmayı tercih ediyor. Çalışanlarına ücretsiz izni kullandırmak istemiyor. Yani bu insanlar da bir şekilde geçinmek zorunda ve neredeyse 7-8 aydır çok büyük sıkıntı içindeler.
servis tarafındakiler servis gelirlerinden, bahşişlerinden de epey kaybetmiş durumdalar. Bunları üst üste koyduğunuz zaman işveren olarak biz kısıtlamanın türüne göre, eğer saatli gelirse bazı işletmeler akşam ağırlıklı çalışıyorsa komple kapayacak. Komple kapama geliyorsa herkes zaten genelgeyle 16 Mart'taki gibi bir kapatmaya gidilirse sadece paket servisi veren işletmeler hizmetlerine devam edebilir gibi bir şey çıkarsa o zaman zaten bütün yük devletin üstüne, kısa çalışma ödeneğinin üstüne gidecek. Bu durumda da paket servisi veren işletmelerin işlerinde bir miktar gelişim olacak. Ama o Türkiye'nin toplam yeme içme ekonomisi hacmi içinde küçük bir pay. Çok büyük bir pay değil. %5 ile 10 arası ifade edebiliriz. Bunun dışında başka ne sormuştunuz? Stokları sordunuz. Şimdi bu karar eğer bugün Cumhurbaşkanı tarafından kapatma olarak alınır ve de çok yakın bir tarihte de uygulamaya geçelim neticesine giderse eldeki stokları maalesef iade etmek, tüketmek, yani aslında milli ekonomiye zarar vermemek adına işlemek çok mümkün olmaz. Ama bazı işletmeler ürünlerini iade etmeye çalışabilir, bazıları dondurmaya çalışabilir. 16 Mart'ta bu biraz hızlı alınmıştı biliyorsunuz bu karar. Daha o zaman Covid'in de etkisini bilmiyorduk. Bütün dünyada bir panik havası vardı. O zaman zarar gören işletmelerimiz oldu. Epey bir takım ürünler zayi haline yazıldı muhasebe kayıtlarında. Bu sefer nasıl işi yönetecekler devletin yetkilileri bilmiyorum. Ama karar alınıp çok hızlı uygulamaya geçilmesi durumunda tekrar böyle bir durum söz konusu olabilir. Ama yine de Mart öncesine göre daha az stokla çalışıyordu işletmeler. Sonuçta herkes bu ülkenin bir vatandaşı olarak haberleri okuyor. Kendi basiretli tüccar kararlarını alıyor. Buna göre de dikkatli hareket ediyor. Yani bir önceki dönemdeki gibi çok büyük bir stok olduğunu sanmıyorum. Ama zor günler. Kimsenin haksız olmadığı, herkesin aslında birlikte mücadele etmesi gereken günler. Sonuçta burada herkes bu işten bir an evvel kurtulmaya çalışıyor. Kaya Bey, çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Evet, Kaya Demir'in görüşlerini aldık konuya ilişkin. Gerçekten özellikle çalışanlar anlamında da alım gücü düştü. Bu dönemde tabii ki işsiz kalma gibi bir lüksleri de yok. Bu kısa çalışma ödeneğinden yararlanıyor restoranlar ve diğer aslında birçok eğlence merkezi. Ama yeni kapanmaların olması sektörü daha da zora sokacak. Kaya Demir'ler de bunu vurguladı ama vaka sayıları da elbette çok yüksek. Şimdi geçelim buradan bir diğer konumuza. Vergi yapılandırmaları dedik. 500 bin vatandaşı ilgilendiriyor. Oradaki beklentiler nasıl? Ne kadarlık bir gelir elde edilecek? Önümüzdeki dönemde bütçe üzerine ne kadarlık bir katkı yapması bekleniyor? Buradaki detayları konuşacağız. KPMG'ye gidiyoruz. Şimdi Emrah Akın olacak telefon attığımızda. Türkiye Şirket Ortağı. Emrah, hoş geldin yayına. İyi yayınlar Güzel. Çok teşekkürler katıldığın için. Bu yapılandırmadan ne kadarlık bir gelir bekleniyor? Daha önceki yapılandırmalarla kıyaslandığında farkı ne olacak? Biraz detay paylaşır mısın? Güzel. Öncelikle bence bir önceki konuğunun söylediği noktadan hareketle birkaç şey söylemem lazım. Bir kere kamuoyunda bu yasayla birlikte, yani kesinleşmiş alacakların yapılandırılması yasasıyla birlikte ciddi bir şekilde de bir matrah arttırımı ve idari ve inceleme safhasındaki veya yargı aşamasındaki alacakların yapılandırılmasına ilişkin de bir beklenti vardı. Ben normal olarak yapılandırmalara, matrah arttırımlarına çok taraftar olan bir insan değilim ama salgın dönemi dolayısıyla aslında çok uygun bir dönem olduğunu değerlendiriyordum. Bir kere yasanın içerisinde bu düzenlemeleri göremedik. Bu tabii vergilerin ödeme güçlüğü içerisinde olan, incelemede olan, yargıda olan mükellefler açısından çok sevindirici bir gelişme değil. Onun altını bir kere çizeyim. Bence aslında doğru bir zamanlama olabilirdi bunun için ama bu dönem bunu göremedik. Kanun kapsamı kesinleşmiş alacaklar açısından güzel, oldukça geniş. Yani bunun içerisinde neler giriyor? Bir kere vergiler giriyor. Yani vergi usul kanunu kapsamında tutulmuş bütün vergiler bu kapsamda. Bunlara ait cezalar, bunlara ait faizler kapsama giriyor. Gümrük vergileri de hakeza ve idari para cezaları da hakeza kapsamda. Sigorta primleri gene kapsamda. Emeklilik kesenekleri, işsizlik sigortası primi gibi, sosyal güvenlik destek primi gibi borçlar da bu kapsamda değerlendirilecek. Bunun dışında çeşitli idari para cezaları gibi, otoyol köprü ücretleri gibi. Yani burada söyleyelim, karayolları tarafından işletilen otoyol ve köprü ücretleri. Bu kapsamda değerlendiriliyor güzel. Mükellefler oldukça önemli olanaklar sağlıyor aslında. Eğer beyannameye dayanan bir borçsa bu, Ağustos öncesinde, yani 31 Ağustos öncesinde
verilmesi gereken beyannameyle ilişkin olması lazım. Bunun altını bir kere çizelim. Mücbir sebep dolayısıyla biz biliyorsun Mart, Nisan, Mayıs aylarındaki beyannameleri ertelemiştik. O dönemlerdeki KDV stopaj beyannameleri ertelenmişti. Bunların beyannameleri Temmuz ayında verilmişti. Ödemeleri de Ekim, Kasım, Aralık aylarında yapılıyor. Bu kapsamda değil onlar yalnız. Onun altını çizelim. Onu belirtmek için söyledim. Bunun dışında kanun yayınlandığı tarih olan bugün, bugüne kadar kesinleşmiş alacaklar da bu kapsama girecek düzen. Kanun bugün yayınlandığı için eğer bugün kesinleşiyorsa alacak, kapsama girecek. Peki kapsama girdiği zaman ne olacak? Bir kere mükellefler açısından oldukça önemli bir avantaj sağlıyor. Vergi aslına bağlı kesilen bir ceza varsa bunu ödemiyorsunuz, bundan kurtuluyorsunuz. Bugüne kadar hesaplanan faiz yasanın yayınlandığı tarihe kadar tekrar hesaplanıyor. Yurt içi üfe dikkate alınarak ki bu daha avantajlı bir faiz oranı. Ve buna ilişkin taksitle veya peşin ödemeden yararlanma ihtimaliniz var. Eğer peşin öderseniz ki 31-12-2020 tarihine kadar bu konuda bir başvuru yapmanız gerekiyor. Ve ilk taksit ödeme süresi de 31 Ocak vergiler için, sosyal güvenlik ödemeleri için de 28 Şubat. Bu tarihe kadar da peşin öderseniz faizlerin %90'ından kurtuluyorsunuz güzel. Bu çok büyük bir avantaj. Yani vergi aslında ödüyorsunuz. Hesaplanan yeni faizleri de %90'ını ödemeden aslında borcunuzdan kurtulmuş oluyorsunuz. Ama eğer taksitlendirirseniz 18 taksit yapma şansınız var. Taksitler ikişer aylık dönemler itibariyle 36'ya yayılıyor. Ama taksitler için bir uygulanacak katsayı var. Yani bir o kadar da katsayı faiz dışında rakamların üzerine eklemeniz lazım. Tabii kesin olarak güzel bir şeyi bilebilme şansımız yok. Hem 31 Ağustos itibariyle hem de 17 Kasım itibariyle ne kadar kesinleşmiş kamu alacağı var bunu bilmiyorum ama benim tahminlerime göre aşağı yukarı 1,5-2 milyar TL civarında bir bütçeye olumlu katkısı olacağını değerlendiriyorum ama şeyi görmemiz lazım. Yani 31 Aralık itibariyle başvurulara ilişkin rakamları Gelir Vergisi Başkanlığı'nın açıklamasını bekliyorum ben. Gelir Vergisi Başkanlığı'nın açıklamasını görmemiz lazım ama eğer bütçe katkısı açısından bahsedeceksek dava ve inceleme safhasındaki alacakları da bu kapsama dahil etmemiz ve bir matrah artırımı düzenlememiz getirmemiz daha yararlı olurdu diye düşünüyorum güzel. Kanunda başka düzenlemeler de var, istersen onlardan da bahsedebilirim kısaca. Çok kısaca alalım onları çünkü şey soracağım Emrah sana. Son gelen Lütfi Elvan'ın açıklamaları ve son gelen bütçe dengesindeki rakamlara dair de birkaç sorum olacak. O yüzden diğer düzenlemeleri de hızlıca özetleyelim, sonra ben bütçeye dair yorumlarına geçeceğim. Çok ayrıntısına girmeyeyim ama güzel bir varlık barışı 6. defa hayatımıza giriyor. 30 Haziran 2021'e kadar yurt içi ve ev dışındaki varlıkları varlık barışından yararlandırma şansımız var. Bunlar işte altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları. Yurt dışındakileri beyan ettikten sonra 3 ay içerisinde ülkeye getirmeniz lazım. Yurt içindekileri de vergi dairesine beyan etmeniz yeterli. Dolayısıyla bunun altını çizelim. Tekrar varlık barışı geliyor. Herhangi bir vergisi de yok güzel. Eğer borsaya açılıyorsanız ilk defa borsaya açılan bir şirket için bir kurumlar vergisini 5 hesap dönemi itibariyle 2 puan indirimli olarak uygulama şansınız var. Bu da oldukça önemli. İlk defa hisse senetlerinizi borsaya açıyorsanız ve en az %20 oranında halka arz yapıyorsanız bu önemli bir gelişme. Konaklama vergisini biz pandemi dolayısıyla 1 Ocak 2021'e ertelemiştik. Şimdi kanunla 1 Ocak 2022'ye erteleniyor. Onun altını çizelim. Dolayısıyla 1 Ocak 2022'ye kadar bir konaklama vergisiyle karşı karşıya kalmayacağız. Turizm açısından baktığımız takdirde. Onun dışında kendi şirketlerini alan kendi hisselerini alan şirketlere ilişkin bir vergisel belirsizlik vardı. O durumda da özellikle 3 konuda vergilendirmenin nasıl olacağı belirlenmiş durumda. Yani eğer hisse senetlerinizi sermaye azaltım yolu ifa ediyorsanız veya zararlı şekilde elden çıkartıyorsanız veya 2 yıldan fazla süreli evde tutuyorsanız vergilendirme olacak. Evde üretim yapanlara ve bunları satanlara bir esnaf muaflığı imkanı getirilmiş durumda. Ancak bunlar bankada bir hesap açacaklar internetten sattıkları ürünleri için. Oradan da bir %4 veya %2'lik bir stopaj olacak. Onu da belirtelim. Bir de gerçek kişiler tarafından yapılan ihracatta elde ettiğiniz hasılatın %50'si gelir vergisi matrahınıza dahil edilmeyecek. Tabii burada da bazı tutarlar ve sınırlar var güzel. Kısaca böyle söyleyeyim.
Peki şimdi son gelen rakamlar. Ocak-Ekim'de 145 milyar TL'lik bütçe açığı verildi. Az önce Lütfi Elvan'ın açıklamalarını da dinledik. %4.9'un altında olması bekleniyor yıl sonunda bütçe açığı, böyle gayri safi milli hasılanın dedi. Nasıl karşılıyorsun? 4.9'un altında gelme şansı var mı yılı kapatırken? Son gelen Ekim rakamlarıyla beraber bütçedeki özellikle denge nasıl sence Emrah? Şöyle söyleyelim Güzem. Belirttiğin gibi şey bizim açımızdan önemli tabii, bütçenin Ekim'de 145 milyar, 145,5 milyar TL açık vermesi. Ancak gayri safi milli hasılanın, bütçe açığının gayri safi milli hasılaya oranının %3 olmadığı bir noktada zaten hani bir maaşları kriterini sağlama ve mali disiplin anlayışından bahsetmemiz çok zor. Dolayısıyla 4.9'un altına bile inse biz bu sene 3'ü tutturamayacağız. Yani %3'lük oranı tutturamayacağız. Bu bizim açımızdan oldukça kritik. Bunun bir kere altını çizmiş olalım Güzdem. Bu sene zaten pandemi dolayısıyla bütçemiz ciddi anlamda özellikle KDV kanalında bir sıkıntı yaşadı. Bunu biliyoruz. Ama bahsettiğim gibi şu yapılan, son yapılan yapılandırma kanunu mutlaka bütçeye onun bir etkisi olacaktır diye düşünülebilir. Ancak şunu da altını çizelim. 31 Aralık'a kadar başvuru yapma şansımız var ve ilk taksitler de 30 Ocak sonu itibariyle veya TGK borçları için de Şubat sonu itibariyle ödenecek. Dolayısıyla bu seneki bütçeye aslında bu dönemki şeyin yapılandırmanın katkısı olamayacağını söyleyebiliriz. Genel itibariyle baktığımız zaman biz bu sene 138.9 milyar TL'lik bir açık bekliyorduk ki bu Maastricht kriteriyle uygundu Güzel. 2.9 civarında bir açığın gayri safi milli hasılaya oranını bekliyorduk ama gelinen tabloda şu an 4-4.5'ları konuşuyoruz ve önümüzdeki muhtemelen 2021 ve 2022'de de Maastricht kriterini toplama ihtimalimiz zorlaşacak gibi görünüyor. Şunu söyleyebilirim, ek mali bazı önlemlerle karşı karşıya kalma ihtimalimiz çok yüksek Güzel. Özellikle gelecek yılın başından itibaren ÖTV kanalında veya KDV kanalında ek bazı düzenlemelerle karşı karşıya kalırız. Bizim özel tüketim vergisinin 4 sayılı bir listesi vardır mesela, torba liste dediğimiz. Bu listenin içerisinde diğer listelerde olmayan bütün ürünler olur. Mesela beyaz eşyalar bu listenin içerisinde, cep telefonları, bazı elektronik ürünler, bizim hızlı tüketim ürünleri dediğimiz deodorant, parfüm gibi ürünler bu listenin içerisindedir. Bu listeye yeni ürünlerin girdiğini görebiliriz Güzel. Veya bu listedeki ürünlerin bazılarının ÖTV'sinin arttırılmasına şahit olabiliriz gibi görünüyor. Bekleyip göreceğiz ama bütçenin dediğim gibi Maastricht kriterinden uzaklaştığının altını çizmemiz lazım. Emrah, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. KPMG Türkiye Şirket Ortağı Emrah Akın'ın görüşlerini aldı. Kısa bir yararın arkasından Araştırma Müdürümüz Cumhur Örnek bizimle olacak. Fokus'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cumhur, günaydın, hoş geldin. Günaydın Güzel. Birazdan ufak geçeceğiz ama onun öncesinde ben Lütfi Elvan'ın son dakika açıklamaları vardı. Saat 10.30-11 arasında. Oradaki manşetleri biraz soracağım sana. Ne dikkatini çekti özellikle? Geçen haftanın devamı, yani risk primini düşürmek için ekonomi yönetimi söylemlerine oldukça dikkat ediyor. Piyasanın hoşlanacağı kelime ve ifadeleri kullanmaya devam ediyor. Birazdan bunlarla ilgili grafikler de yaptım. Hani boşa değil, yani önümüzdeki sene, önümüze gelecek olan iç borç projeksiyonlarına baktığımız zaman bu çabaların her bir puanlık faizde düşüşün ülke ekonomisinde o faiz gideri kısmında yaratacağı şeyi, faturayı aşağıya çekiyor. Çok kıymetli. Umarım sürdürülebilir olur. Peki birazdan detaylandıracağız Cumhur'la. İlk açıklamalar böyleydi. Risk primi göstergesindeki düşüşten önümüzdeki dönemde tahvil piyasasına daha fazla yabancı yatırımcıyı çekmek istiyoruz'a kadar birçok önemli açıklama var. Gidelim bir deniz yatırıma. Ufuk Özdağ olacak orada karşımızda. Ufuk, hoş geldin yayına. Neler beklersin bu haftadan? Bir yandan PPK kararı, öte yandan bakanın açıklamaları, yabancı yatırımcıları çekme iştahı var, CDS aşağı gelsin, gelinsin isteniyor. Ve elbette bütün bunlar olurken içeride yurt dışında da aşıya dair gelişmeler. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Söylediğin yoğun gündeme ek bir de OPEC Plus toplantısı var. Onu da bir yandan takip ediyor dünya piyasaları. Dün aşıyla ilgili Moderna'nın haberini almıştık.
Moderna'nın haberinden sonra ciddi bir halle oldu yurt dışı piyasalarda. Fakat bugün hallenin bir kısmının geri verildiğini görüyoruz. Bir konsolidasyon söz konusu. Tabi burada hem bu rally'yi kaçırmak istemeyen yatırımcılar var. Bir yandan da aşının ne kadar piyasalar üzerinde etkide olacağını tabii zaman gösterecek. Çok hızlı bir etkisi olmasını çok fazla beklemek çok doğru değil ama buradaki beklentileri satın almaktan da geri kalmamaya çalışıyor yatırımcılar. Baktığımız zaman özellikle Amerikan tahvil piyasasında 10 yıllık tahvil faizleri 0.91-30'larda. Tahvil bu beklentiyi ne kadar aldı, satın aldı tartışılır. Burada bir şey var, riskten kaçış ortamı söz konusu olabilir. Altın tarafında 1890'larda 1908'lerine gitmedikçe orada temkinli duruşu korumakta fayda var. Dün özellikle bankacılık sektörü Avrupa'da ciddi anlamda ön plandaydı. Bugün biraz bu karların, kar satışlarının geldiğini söyleyebilirim. Piyasalar bir sene sonu rallisine mi hazırlanıyor? Bunu da takip edeceğiz ama portföyler içerisinde yavaş yavaş portföylerin değiştiğini, büyüme odaklı hisselere yavaş yavaş kaydığını görebiliriz önümüzdeki dönemde. Dolayısıyla volatilite çok fazla, volatilite yüksek olmaya devam edecektir. İçeride baktığımız zaman endeks tarafında da yine bir kar satışından söz edebiliriz. 1280 seviyesini yakından takip ediyoruz endeks üst tarafında. 1280 seviyesinin altında 1240 seviyesini destek olarak takip ediyoruz. Günlük kapanışlarda bakacağız. Piyasa endekste burada bir karar vermeye çalışıyor. Dolar TL tarafında 7.80'in altında kaldıysa olumlu. Yine CDS 400'ler civarında. Tabii piyasa 19 Kasım'a odaklanmış durumda. 19 Kasım özellikle bütün beklentilerin bu tarafa odaklanmış olması o güne yaklaşırken volatiliteyi de arttırabilir. Orada da tabii dikkatli olmak lazım ama genel olarak dünyada risk beklentisinin çok fazla değiştiğini söyleyemem. Risk on mod hala devam ediyor diyebilirim. Ufuk, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Ufuk Özdan görüşlerini aldık. Cumhur, şimdi istersen bir faizlerle başlayalım. 475 bas puan beklenti. 15'e çekilmesi bekleniyor politika faizinin. Şu anki faizler nerede? Ne kadar sıkılaşacak yeri var? Ama benim en merak ettiğim herhalde dövizin içindeki fiyatlamada bu faiz artışı var mı? Yani 7.60 olur mudur bu işin? Şimdi geçtiğimiz hafta sadece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile ilgili ya da anketle ilgili ya da acı reçeteyle ilgili şeyler duymadık. Çok daha farklı şeyler duyduk. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duyduk. Şimdi Gizem'in yerine anketi bu sefer ben yaptım. Dolayısıyla hani 20 tane kuruma ya da kişiye ulaştık. Yani bunun içinde banka, aracı kurum, portföy yönetim şirketi, serbest çalışan arkadaşlarımız. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bundan önce yapmış olduklarına empatiyle yaklaşan ekonomist arkadaşlarımız. Yani bu tavırlarıyla bildiğimiz arkadaşlarımız da daha şahin söylemleriyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı eleştiren ekonomist arkadaşlarımız da hani bunların hepsini alt alta koyduğum zaman 20 tane kişinin medyan beklentisi 475. Ben anketi seve seve güncellemeye razıyım eğer farklı bir sonuç bulacaksak. Çünkü Türkiye'de banka, aracı kurum, portföy yönetim şirketi ya da serbest çalışan ekonomist arkadaşlarımızın daha fazlası ve bu anketi değiştirebilecekleri düşünen bir beklentisi varsa anketi seve seve güncelleyelim. Ama tek bir sesten çıkan şuydu Güzel, bu ağırlıklı ortama fonlama maliyetiyle politika faizi arasında bugün oluşmuş olan 439 bas puanın kapatılmasını bekliyorlar. Yani bir faiz artışından ziyade sadeleşmeye tekrar gidip işte 4 haftalık geleneksel repolardan değil de yeniden haftalık repoyla fonlamaya geri dönüşün olmasını bekliyorlar. Dolayısıyla hani buradan baktığımız zaman işte tek yanıt geldi yani 14 ile 15 arasına gelmiş olan rakamlar. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bundan önceki Covid salgını süresince biraz vadenin fonlamasını uzatmaya çalıştı. Bunun da cevabını mesela dünkü konut satışları verisine gidecek olursak eğer Türkiye'de özellikle Ağustos 2019'dan sonra ekonomi yönetiminde de kamu yönetiminde de belli noktalarda TL krediler önce Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sorunu karşılık politikasına girdi. Burada nominal büyüme, sonra reel büyüme diye zorunlu karşılıklar üzerinde bankaları daha fazla TL krediye vermeye sevk etmek amacıyla adımlar atıldı. Dikkat et, Ağustos 2019'da 1 milyon 200 bine düşen 12 aylık toplamdaki konut satışı o dönemden sonra sen şeyi hatırlarsın, özel bankalar, kamu bankalar ayrım söylemler vardı. O bitti. Ondan sonra aktif rasyosu geldi. Yine bu noktada bankaların TL kredi vermeye yani, ve vadeleri uzun olan kredileri genelde vermeye. Çünkü hatırlarsan orada ticari kredi. Bunu özendiriyordu. Hem özendirilme vardı
hem de belli noktalarda şablona getirmeye çalışılıyordu bilanço. Bu arada yetmedi. Hala aktif rasyosu duruyor, hala swap limitleri duruyor. Açıkçası ben bu hafta bu iki yönde bir karar çıkmasını ama Merkez Bankası'nın daha az bir faiz artış yapmasını 4 puan 5 puan değil de düşünüyordum ama orada biraz yanıldım. Bu hafta o son dakikaları paylaşmadık. Mesela yetmedi, o tablonun içerisine mesela negatif reel faiz uygulaması da girdi devreye. Doğru. Yani bunların hepsini alt alta koyduğumuz zaman Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bir taraftan paranın maliyetini ayarlamaya çalışırken bir yandan da vadeyi daha uzun tutmaya çalıştı fonlama kanalında. İşte hani geleneksel repo yerlileri 28 gün. Her mesela hani haftada bir ya da iki haftada bir gördüğümüz 3 aylık swap ihaleleriyle daha uzun fonlama kaynaklarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TL tarafının piyasayı desteklemesi. Dolayısıyla bunların hepsi alt alta koyduğumuz zaman hassas bir dengeden geçiyoruz. Ama dediğimiz gibi hani kime sorduysak bazıları mesela konuştuğumuz geçmiş dönemlerde ankete katılanlar ankete katılmadı mesela. Ben bu sefer katılmak istemiyorum dedi. Çünkü bundan öncekilerde son o 3 toplantıda yaşanan sürprizler mi dersin? Ya da tartışma konusunda ne yapmalı ya da ne yapar tartışması mı dersin? Hani bunların içerisinde de kalan ekonomistler ben bu sefer ankete şey yapmak istemiyorum dedi mesela. Katılmadı. Dolayısıyla katılmadı. O yüzden de mesela terminal üzerinde 10-25'te sabit tutan bir tane ekonomist arkadaşımız var diye söylemiştik. Mesela o bugün tahminini kaldırmış. En düşük Morgan Stanley işte 150 bas puan gözüküyor. Sonra GCM'deki Tuğberk arkadaşımızın 200 ben. Medyan 4 puanın üzerinde. Aynen şimdi, öyle. Cumhur şimdi şu soruların cevabını bulmaya çalışalım. İki tane konu merak ediyor yani vatandaş bireysel yatırımcı için soruyorum. Merkez Bankası fonlama maliyetine politika faizini çekerse kredi faizleri sence daha da yükselir mi? Yoksa zaten bankalar şu an AFM'den hani 15'ten fonlandığı için 15'ten fonlamaya devam edecek. Konut kredisine, taşıt kredi faizlerinde artış beklememek mi gerekir? Yine bak seninle tabii böyle uzun soluklu program yapınca geçmişe referans verebiliyoruz. 2 yılı devirdik neredeyse seninle burada. Mesela hoş gittin faizi var diyorduk. Mesela TL için o %7'ler negatif reel faiz uygulaması olduğu zaman şimdi hoş geldin faizleri %15'lere geldi. Mevduat faizinden bahsediyorum. Dolayısıyla tüketici kredileri, konut kredileri veya ticari krediler, sermayenin tabii ki bu noktada bankalar da seçici bir şekilde kredi portföylerini şekillendirmeye çalışıyor. Çok sağlam bir bilançoyla satışla gidiyorsan eğer belki de ağırlıklı ortama fonlama maliyetine yakın bir yerde borç bulmak da mümkün olabilir. Hı hı. Çünkü ellerindeki mevduatı ya da o vadesiz mevduattan gelen paçalı aşağıya çeken kısmı da değerlendirmek isteyecek bankalar. Dolayısıyla bu artabilir kredi faizleri. Kredi, yani şöyle söyleyeyim. Zaten artan arttı. Piyasa tarafında biz bunun fiyatlamasını kredilerde gördük. Gördüğümüz şu son 10 gündür olan şey ne? Türkiye'deki Bakan Elvan'ın da söylediği gibi kredi risk biriminde ciddi bir aşağıya geliş var. Yani senin 2 faiz artış beklentine rağmen senin 2 yıllık tahvil faizin %14'lü rakamlardan %13'lere çekildi. 10 yıllık tahvil faizin çekildi. Neye rağmen? Önümüzdeki yıl yapacağın yüklü itfalara rağmen oluyor bütün bunlar. Sadece neyle değişti? Söylemle değişti. Bir tane de yurt dışından bulunacak TL miktarını arttıran swap kararıyla değişti. Başka da elinde somut bir şey var mı senin söylemden başka? Yok, çok haklısın. O zaman soruyu biraz daha açayım da anlaşılır hale getireyim. Merkez Bankası'ndan yaklaşık 4,5-5 puanlık faiz artışı bekleniyor. Fakat kredi faizlerinde bu denli bir artış beklenmiyor. Çünkü zaten fonlama maliyeti orada olduğu için mevcut kredi faizlerinin içerisinde bir miktar bu sıkılaşma yansıdı değil mi? Paçal mevduat olarak baktığında zaten elini topladığın mevduatın maliyeti arttı. Dolayısıyla bu da kredi fiyatlamalarına yansıdı. Bir taraftan da tabii ki şimdi şöyle de bir durumda karşı karşıyayız. Biz eğer dövizle ilgili olarak son dönem içerisinde fazlaca bir hani karar alıp buradan geri dönmeseydik bu sefer şirketlerin döviz borçları üzerinden hangileri yoluna devam edebilir, hangileri devam edemez. Zaten Ağustos 2018'de başlayan o hem faiz hem kur atağından sonra kaç ay burada şirketlerin bilanço belirsizliği bu bankalara sorunlu kredi olarak yansır mı? Bu kredi iştahını örseler mi diye konuşuldu. Dolayısıyla Türkiye'nin özellikle bir de salgın sürecinden geçerken alınacak tedbirler ne olur ne olmaz, ihracat yaptığımız ülkelerde durum ne olur ne olmaz tartışırken hani bir de bu belirsizliğin içerisinde kalmasak iyi olur. Söylemlerin içerisinde hep öngörülebilirlik vardı. Dediğim gibi yani eğer ki medyan beklentinin farklı bir bu almış olduğumuz 20 şey yansıtmıyor ülkenin geneline beklentileri diyorsa hani
şu anda izleyen piyasa profesyonelleri de hani seve seve dediğim gibi o sayıyı 20'den 40'a çıkaralım, 50'ye çıkaralım. Bakalım o beklenti değişecek mi, değişmeyecek mi? Peki hemen devam edelim buradan. Biraz aslında faizlere girdi ama bundan sonraki dönemde faizlerin, tahvil faizleri elbette bütçeye yansıtacak. Lütfi Elvan'ın açıklamaları önemli. %4.9'un altında kapatacağız dedi. Ne dersin oradaki borçlanma takvimine ilişkin? Bak şimdi 2019'da biz 100 liralık borcumuzu 132 lira olarak çevirdik. %132 oldu. Eğer Kasım ve Aralık'ta da projeksiyonlarda verildiği rakamların üzerinden gideceksek biz iç borç çevirme oranımızı %146 ile tamamlayacağız. Şimdi burada maviler gerçekleşmeler, turuncu ile ekranda gördüğümüz de önümüzdeki dönem merkezi yönetimin ödeme projeksiyonları. Ocak'tan Temmuz'a kadar götürdüğün zaman güzel 44 milyar ortalamada bizim itfağımız olacak. Geçtiğimiz sene aynı dönemin ortalaması 23 milyar. Biz 20 milyar TL'nin üzerinde bir rakam gördüğümüz zaman aman hani bu ay hazinenin yüklü borç itfaları var diyorduk. Şimdi bu rakam neredeyse ikiye katlanmış durumda. Bir rezerv koyalım. Hazinenin bu noktada belli şeylerde de Ağustos, Eylül döneminde de yapmış olduğu itfasından çok projeksiyon, borçlanma hazine tarafının merkezde kamu mevduatını arttırmasına neden oldu. Sonuçta eli kuvvetlidir ama piyasa İç borç servisi üzerine baktığın zaman ilk 7 ayda dediğim gibi her ay biz 40 milyar TL'yi çevirmek zorunda kalacağız. Daha burada dış borç hariç. Dolayısıyla buradan baktığımızda işte sen 10 yıllık tahvil faizini %14'ten %12'ye getirecek söylemleri, aksiyonları aldığın zaman bundan sonraki dönem için harcayacağın faiz giderleri de bir o kadar azalmış olacak. Dolayısıyla yeni ekonomi yönetimi doğru yerden başladığı gibi gözüküyor. Atmış oldukları adımlar da işte CDS'i 400'e, 10 yıllık faizi 12,5'lara indirdi. Umarım devamı gelir. Piyasa şu aşamada 19 Kasım'daki alınacak olan karara ve metne çok önem atfetti. Ama bugün geçerli olan ekonomik sorunlarımız ayın 20'sinde de geçerli olacak. O yüzden bizim bir an evvel en azından gereksiz speküle edilen kısımları toparlamamız gerekiyor gibi gözüküyor. Peki içeri ekleyeceklerin var mı Cumhur? Yok, dışarıda aşı var, istiyorsan onları evet, sıkıştıralım. Evet, biraz onu konuşalım. Çünkü gerçekten BioNTech'ten sonra Moderna yeni bir umut oldu ama bu umut bir yandan bakıyorum sanki tekrar eza kimya hisseleri, gıda hisseleri, yani bir yandan aşı umut oluyoruz, bir yandan da kapanmaların etkisi var. İçeriği kapatmadan önce bankacılık endeksindeki satışların da %3'e geldiğini de evet, söyleyelim. Borsada hani %1.3 aşağıda. Sana bakarken hani gözüm oraya takıldı. Dolayısıyla hani bir Bakarken bankaları hazırladım. Dolayısıyla hani şöyle söyleyelim. Hala fiyatlama konusunda herhalde piyasa rahat değil ya da geçtiğimiz haftanın biraz kar realizasyonu var. Ama bu aşı haberleri iki tane önemli yeri vuruyor. Hızlı söyleyelim. Birincisi altın. Altın bu döneme kadar hem faizin düşüşünden hem varlık genişlemelerinden hem mali teşviklerden ciddi anlamda olumlu etkilenmişti ama şimdi SPDR'ın bu altın üzerindeki elinde bulundurmuş olduğu tonaja baktığımız zaman 2016 yılından bu yana haftalık olarak en fazla, en sert çıkışı görmüşüz. Dolayısıyla piyasa aşı haberi geldikçe altını satmaya tercih ediyor. Bir noktada teknoloji hisselerinden çıkıp büyümeye dönüyor. Orada da en son büyüme hisseleri 20 yıl önce değer hisselerini katlamıştı. Şimdi bu aşı haberleri bir miktar işte S&P 500 hisse senetlerini, Dow Jones hisse senetlerini destekliyor diyeyim, bitireyim. Cumhur, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Cumhur Örnek'le Fokus'u burada noktalıyoruz. Bir sonraki buluşmamız bizim 14'te piyasa hattında. Cumhur Örnek'te 15'te akıllı parada olacak. Hoşçakalın.